Bermuda şeytan üçgeni. Yüzlerce gemi ve uçağı arkalarında bir iz bırakmadan yok eden dünyanın bu özel diliminde ne var? Paso Video ekibi olarak bu gizemi çözmeye çalıştık. Bermuda şeytan üçgeni diye bir şey duydunuz mu? Atlantik Okyanusu'nda çok sayıda geminin ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolduğu iddia edilen bir bölge var. İlk olarak Kristof Kolomb'un günlüklerinde yazdığı söyleniyor. Kaptanın seyir defterinde pusulaların şaşırdığı ve gökyüzünde uçan ışıklar görüldüğü not edilmiş. Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alandır. Bu bölge Amerikan Sahil Koruma Örgütü'nün 7 No'lu Bölge Müdürlüğü'nün 5720 sayılı Circular yazısında şöyle tarif edilmektedir. Bermuda Üçgeni ya da Şeytan Üçgeni diye anılan hayal ürünü yer. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmektedir. Kritik düşünme becerilerimizi ve teknolojiyi kullanarak aktif olarak öğrenebilir ve yaratıcılığımızın da yardımıyla analitik bir sonuca varabiliriz. Biraz garip bir ifade olduğunun farkındayım. Ama Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre 2022'de iş dünyasının arayacağı en önemli 5 yeteneği aynı cümle içinde kullanmak için bunu özellikle yaptım. Şimdi bu yeteneklerimizi kullanarak bir analize girişelim. Bölgenin isminden başlayalım. Bermuda Şeytan Üçgeni. Egzotik, doğaüstü, matematik. Bundan daha çekici bir isim formülü düşünemiyorum. Sizin aklınızda neler çağrıştırıyor? Denizde bir bölge var, üçgen şeklinde. O bölgeye giren bir daha çıkamıyor. İyi de niye üçgen? Bu ismi kim koymuş? Öyle ya, kritik düşünme becerileri kazanmanın ilk adımı doğru soruları sormaktır. Eğer doğru soruları sorarsak ve teknolojinin de yardımıyla bir araştırma yaparsak, bölgeyi ilk kez kayıtlara geçiren kişiye ve yazdığı yazısına ulaşabiliriz. Vincent Geddes, bir gazeteci. Argosy dergisinin Şubat 1964 sayısında yazdığı yazıda Bermuda Üçgeni tabirini uyduran ilk kişi. 500 yıldan beri meydana geldiği iddia edilen gizemli olayların çoğunun okyanusun bu bölgesinde olduğunu söylemiş. Ama 1964'teki bu yazıya kadar ortada öyle bir üçgen müçgen yok. Evet, kaybolan uçaklar, gemiler var ama bunlar yaklaşık olarak o bölgede. Vincent'ın yaptığı şey becerikli bir yazar olarak kelimelerle resim çizmek. Açmış haritayı, koymuş önüne. Ben bu bölgeyi nasıl tarif edersem daha çekici hale getirebilirim diye düşünmüş. Hedef kitlesi Amerikalı okuyucular olan bir dergide yazsaydınız, siz ne yapardınız? Onların bildiği yerlerden başlardınız. Florida zaten cepte. Küba'yı da bilirler ama özellikle o dönemde pek sevmezler. Şurada bir ada var. Amerika'ya bağlı Puerto Rico adası. İşte iki noktayı bulduk bile. Ama iki noktadan sadece bir doğru çizebilirsin. Bir bölge belirlemek için en azından bir noktaya daha ihtiyaç var. İşte okyanusta böyle başka bir köşe noktası ararken karşımıza kaçınılmaz olarak tek bir yer çıkıyor. Bermuda. Ve bu noktaları birleştirince de neredeyse kusursuz bir üçgen elde ediyoruz. Florida'dan Bermuda'ya bir çizgi çekin, bir diğerini Bermuda'dan Puerto Rico'ya. Üçüncü çizgiyi de Bahamaların tam üstünden tekrar Florida'ya getirin diye yazmış. Bermuda üçgeni deyimi bir makaleyle işte bu şekilde doğmuş. Esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan son iddia ise uzun yıllardır devam eden araştırmaların birkaç yıl önce sonuç verdiğinin iddia edilmesiyle ortaya çıktı. Son iddiaya göre tüm bu gizemli olaylar aslında basit bir doğalgaz meselesidir. Bu bölge Gulf Stream denilen sıcak su akıntısının geçtiği yerdir. Tabanın bazen ısınması yüzünden bu tebeşir gazlar erir ve sudan hafif oldukları için yüzeye doğru yükselirler. O anda tabandan yüzeye kadar suyun yoğunluğu azalır. O sırada oradan geçen ne varsa derin bir kuyuya düşer gibi hızla okyanusun dibine boylar. Çünkü yoğunluğu düşen su gemileri taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturamaz. Gazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan kocaman gemiler kilometrelerce derine gömülmüş olurlar. Uçakların düşerek kaybolması ise yine aynı sebeptendir. Yüzeye çıkan doğal gazlar havadan da hafif oldukları için yükselmeye devam ederler.
Bu kez yoğunluk azalması bölgenin üzerindeki atmosferde oluşur. Oradan tesadüfen geçen jet motorlu veya pervaneli bir uçak hemen irtifa kaybeder ve motorları durur. Çünkü jet motorlarındaki benzinin yanması için oksijene ihtiyaç vardır ve düşük yoğunluklu havanın içindeki oksijen miktarı motorların çalışması için yeterli değildir. Pervaneli uçakta ise uçağın havada kalabilmesi için uçağı etkileyen kaldırma kuvveti havanın yoğunluğu düşmesinden dolayı azalır. Böylece uçak da hızla okyanusun tabanına doğru inişe geçer. Yüzyıllardır lanetli bölge olarak tanımlanan Bermuda Şeytan Üçgeninden kurtulan biri var mı? Yüzlerce uçak ve gemi enkazının bulunduğu bu bölgede hayatını kaybeden insan sayısı binlerle ifade edilmektedir. Ve işte 1970 yılında Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı pilotun yaşadığı ilginç bir deneyim. Porto Rico'dan Miami'ye doğru havalandım. Yolculuğumun 30. dakikasında çok garip olaylar yaşamaya başladım. Önce bütün elektronik cihazlarım arızalandı ve pusulam bozuldu. Hemen durumu kuleye bildirdim ancak etrafımda gördüğüm manzara beni şok etti. Uçağımın etrafını beyaz bir sis bulutu sarıyordu ve adeta etrafımda bir tünel oluşturuyor, tünelin sonunda mavi gökyüzünü görebiliyordum. Bu buluttan kurtulmak için hemen uçağı o tarafa doğru yönlendirdim ancak içinde bulunduğum buluttan tünelde önce beyaz düz çizgiler gördüm. Sonra bu çizgiler saat yönünde kıvrılmaya başladıkça elektronik cihazlarım ve pusulam düzelmişti. Kuleye nerede olduğumu sordum ve onlar da bana 3 dakikadır benden sinyal alamadıklarını ancak şimdi sinyal alabildiklerini ve Miami üzerinde olduğumu söylediler. Ben onlara bir hata yaptıklarını, henüz 33 dakikadır yolda olduğumu ve Miami'ye ulaşmak için en az 30 dakikam daha olduğunu söyledim ancak kafamı aşağı çevirdiğimde şok olmuştum. Miami üstünde uçuyordum. Pilotun aktardığı bu olay kafalarda birçok soru işareti bıraktı. İnternette birçok yabancı blog, Küba sahil güvenlik ekiplerinin 16 Mayıs tarihinde Bermuda'da başıboş halde dolaşan büyük bir yük gemisine müdahale ettiğini aktardı. İddialara göre sahil güvenlik ekipleri Küba karasularına giren gemiyle irtibat kurmaya çalıştı fakat gemiden hiçbir cevap alınamadı. Ekipler güverteye çıkınca geminin tamamen terk edilmiş olduğunu gördü. İnternet kullanıcıları hayalet geminin bundan tam 90 yıl önce kaybolan SS Cotopix adlı kömür yüklü gemi olduğunu öne sürdü. Haberlere göre sahil güvenlik polisleri kaptanın seyir defterini bulmayı başardı. Bu seyir defterinde Kübalı uzman Rodolf Salvador Cruz'un 1 Aralık 1925 günü kaptanın notları aniden kesiliyor. Notların son bulduğu tarihe kadar herhangi bir anormallik söz konusu değil ifadelerine yer verdi. Ancak Kübalı yetkililerden resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar iddianın gerçek dışı olabileceğine dikkat çekti. Resmi kayıtlara göre SS Cotopix adlı gemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina limanından 29 Kasım 1925'te demir aldı. Kaptan William Meyer komutasında 32 mürettebatla yola çıkan gemi 2340 ton kömür taşıyordu. Gemiden 1 Aralık 1925'te acil durum çağrısı alındı. Battığı söylenen geminin enkazı bugüne denk bulunamadı. Geminin acil durum çağrısı gönderdiği yer tam olarak Bermuda Üçgeni olarak bilinen sulardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami sahilleri, Porto Rico adasının San Juan bölgesi ve Bermuda adası arasında kalan Pasifik Okyanusu suları yıllardır gizemli kazalarla anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri donanma tarihinde yaşanan en yüksek kayıplı kaza bu sularda gerçekleşmişti. USS Cyclops adlı gemi 4 Mart 1918'de 309 mürettebatıyla ardında tek bir iz bırakmadan bu bölgede kayboldu. 28 Aralık 1948'de 32 yolcu taşıyan Douglas DC-3 tipi bir uçak yine bu bölgede kayboldu. Uçağın akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı. Yıllar boyunca Bermuda Üçgeninde meydana gelen kazalar doğaüstü güçlere, uzaylılara ve açıklanamayan şanssızlıklara yoruldu. Bilim insanları ise bu kazalarla Gulf Stream akıntısının, manyetik alanların, düşük hava basıncının ya da deniz altındaki doğal gaz kaynaklarının bağlantısını kurmaya çalıştı. Okyanusları hala keşfedemedik. Doğru düzgün bir haritasını bile çıkaramadık. Bizim için hala bilinmez. O yüzden boşluk kabul etmeyen beyinlerimizi tatmin etmek için bazıları onun yüzeyini hemen saçma sapan üçgenlerle, beşgenlerle parselliyor. Bilinmeyenden korkmayın. Başkalarını da korkutmayın. Kritik düşünme becerilerinizi ve teknolojiyi kullanarak aktif olarak öğrenebilir
ve yaratıcılığınızın da yardımıyla analitik bir sonuca varabilirsiniz. Bilim dünyasının zaten yıllardır kullandığı bu teknikler gelecekte her konuda herkesin işine yarayacak. Bermuda Şeytan Üçgeni hala keşfedilmeyi bekliyor. Evet, bugünkü notlarımızda bu konuya açıklık getirmeye çalıştık. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere.